Dünya 2020 yılında adeta film seti gibi değerli izleyenler. Felaketlerin biri bitiyor, diğeri başlıyor. Yangınlar, fırtınalar, pandemi derken şimdi de meteor çarpması gündemde. O haber de NASA'dan geldi ve bilinen en tehlikeli göktaşının dünyaya yaklaştığı açıklandı. What would happen if the asteroid were to make contact? Afetlerle başladı, dünya korku filmi setine döndü. 2020 felaketler yılı oldu. Yılın ilk aylarında Avustralya mega yangınlarla kavruldu. Sonra da felaketlerin ardı arkası kesilmedi. Ülkeler, fırtınalar, hortumlar, depremlerle sarsıldı. Çok geçmeden Çin'in gördüğü kabus dünyaya yayıldı. Korona küresel salgın ilan edildi. Tek eksik meteor yağmuru yorumları yapılıyordu. Açıklama Amerikan Uzay Dairesi'nden geldi. Bilinen en tehlikeli meteorun güzergahının dünya yakınlarından geçeceği duyuruldu. Göktaşının adı 1998 OR2. 4 kilometre çapında, gezegene çarpması halinde küresel çapta etki bırakabilir. Neyse ki dünyanın 6.4 milyon kilometre yakınından geçip rotasına devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar o tarih için 29 Nisan'ı işaret ediyor. 2020 GH2 ve 2020 FX3 adlı iki asteroidin ise 15 Nisan'da dünya yörüngesiyle kesişeceğini belirtiyorlar. Gerçekten böyle bir çarpma tehlikesi var mı, yoksa söylenenler komplo teorisi mi? Los Angeles'tan NASA'da çalışan Türk bilim insanı Doktor Umut Yıldız'dan sorularımızın cevaplarını alacağız. Umut Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Şimdi bu ne zamandır gündemde acaba? Yani ne zaman netleşti, dünyaya çarpacak mı, yakınından mı geçecek? Bununla ilgili ayrıntıları alarak başlayabilir miyiz? Ne zaman netleşti? Dünya özellikle az girişte de söylediğiniz gibi 2020 yılı biraz felaketler yılı gibi gözüktüğü için hadi bir de meteor çarpsın, bir de işte asteroid çarpsa nasıl olur tarzında tweetler atarak ya da ne bileyim işte komplo teorileri üreten insanlar, işte NASA'nın gelmiş geçmiş bütün asteroidleri takip ettiği bir web sitesi var. Bu web sitesinde bir liste var. Her ay şuraya şu bir asteroid şu kadar yakından yaklaşacak diye bildiriyor. Bu insanlar da alıyorlar buradaki web sitesinden bu bilgileri, diyorlar ki işte dünyaya bir tane asteroid yaklaşıyor. Aslında ortada olan herhangi bir şey yok. Yani olağan dışı sadece ya ben de bir şey diyorum ya, burası bir otoban zaten. Kayalar sürekli bir oradan geliyor, bu oradan geliyor. Yani bu gayet sıradan bir durum. Ama dediğim gibi ya 2020'nin felaketler yılı göründüğünden dolayı bazı insanlar dikkat çekmek için bunu haber yapıyorlar. Haber de bir anda büyüyor. Ondan sonra işte sizin de şu anda haber yapmak zorunda kaldığınız gibi, ya benim de şu anda konuşmak zorunda kalmam gibi böyle ilerliyor. Aslında ortada endişe edecek herhangi bir şey yok. Ama normalden daha yakın bir şekilde geçecek olan asteroidler var değil mi bu dönemde, Nisan ayında? Yok. Öyle bir durum çok, çok daha yakın geçen asteroidler olmuştur, oluyor da. Yani özellikle şu dediğiniz asteroidler nasıl popüler oldu anlamıyorum. Siz de söylediğiniz 6.4 milyon kilometre öteden geçecek. 6.4 milyon kilometre dünya ile ay arasındaki mesafenin neredeyse 18 katından daha fazla. Yani çok daha yüksek bir mesafeden bahsediyoruz. Yani ayın dünyaya çarpma ihtimali bu asteroidin dünyaya çarpma ihtimali daha fazla. Yani kısacası bu asteroidlerin dünyaya çarpma ihtimali yok demek çok daha doğru. Genel anlamda böyle bir ifade kullanmak doğru mu? Yani şey ileride bundan bir 50 sene sonra, 100 sene sonra bir gün çarpabilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? Bugün de çarpabilir. Evet. Ve bunun haberimiz de olmayabilir. Yani haberimiz olmadan bir bakmışız gökyüzünden bir şey iniyor da olabilir. Şu ana kadar 140 metre çapının üzerindeki bütün asteroidler neredeyse tek tek tespit edildi. %90-95 civarı tespit edildi. Ama hala bilinmeyen asteroidler var. Hala belki 10 metre, 20 metre çapındaki asteroid bile dünyaya yaklaşabilir, çarpabilir, çarptığı anda fark edebiliriz. Örneğin işte Rusya'ya 2013 yılında Chelyabinsk şehrine bir tane asteroid düştü. Bir meteor çarpmış oldu yani. Kimsenin haberi olmadı yani. Düştükten sonraki haberi oldu insanların. Hem Rusya'nın haberi oldu hem de dünyada Birleşmiş Milletler'e ait dünyanın herhangi bir yerinde nükleer bomba testi yapan ülkelerin varlığını tespit edebilmek için böyle bir merkez var. İşte bu asteroidin düştüğünü tespit etti. Peki. Ama yani dediğim gibi her an bir şey olabilir. Öyle bir ihtimal de söz konusu ama bu durum son derece abartılmış bir komplo teorisi haline getirilmiş bir durum. Olağan dışı bir durum yok, aynen, diyorsunuz.
Peki. Özellikle şu söylenilenler kesinlikle yalan ve komple teorisi. Yani özellikle bildiklerimiz üzerinden gidersek hiçbir şekilde çarpma tehlikesi gözükmüyor. Hazır sizinle bağlanmışken, bu bağlantıyı, bu konuşmayı yapmışken yakın bir zamanda şöyle bir haber de gelmişti Amerika Birleşik Devletleri'nden. Amerika'nın sanırım yeni bir yasası çıktı uzaydaki madenleri elde etmekle alakalı. Tam olarak detayını hatırlamıyorum şu anda ama bununla ilgili çalışmalar nedir biliyor musunuz siz? Bu bayağı oldu aslında. Obama döneminde neredeyse Obama tam gitmeden önce böyle bir şey imzaladı. Space Competitiveness Act diye bir şeydi bu. Buna göre herhangi bir uzay cismi, herhangi bir gök cismi kimsenin değildir. Örneğin Mars üzerinde bir Türkiye ya da işte Amerika ya da Ay üzerinde ya da herhangi bir astronot üzerinde bir hak iddia edemez. Diyemez yani. Ay'ın şu kısmı artık Amerika'dır diyemezsiniz ya da Türkiye diyemezsiniz. Ama burada şunu kanunun içerisinde şöyle bir şey yapıyorlar. Diyorlar ki sen kişisel olarak herhangi bir yere gidersen ve oradan buraya bir malzeme getirirsin. Örneğin Ay'a gittin, Mars'a gittin ya da herhangi bir asteroide gittin. O asteroitten dünyayı parça getirdin. Bu parça senindir. Aynen işte uluslararası sulara gittiğimizde işte yani ben değilim elbette ki de yani balıkçılar ne yapıyorlar? Uluslararası sulara gidiyorlar. Orada balık tutuyorlar. Kimse demiyor ya bu balık şu devletin malıdır demiyor. Balığı tutanındır. Balıkçının malıdır. Aynı şekilde aynı bakış açısıyla bir asteroide kişisel olarak giderseniz o asteroitten bir parça getirirseniz bu sizindir şeklinde bir kanun imzaladı. Şu ana kadar kimse gitmedi. Yani şu ana kadar kimse gidip de bir asteroit parçasına gidip de oradan maden getirme durumu olmadı. Şu anda ama sadece bunun hazırlıkları yapılıyor. Yakın var. Zamanda bu mümkün olacak mı? Çünkü trilyon dolarlardan bahsediliyor. Şu anda bir kanun var. Örneğin Ay'dan getirilen parçalar vardı. Şimdi Ay'dan gelen yani neredeyse 300 kilodan fazla malzeme getirildi. Bunların her biri laboratuvarlarda incelenmek üzere şey oldu. Yani bu kişisel bir mal halinde hiç olmadı. Bu sadece bir laboratuvar araştırma malzemesi oldu ama dediğimiz gibi yani sadece kapıyı açmak için yaptılar. Örneğin kişisel olarak siz cesaret ettiniz. Dediniz ki ben bir uzay şirketi kuracağım. Bu uzay şirketiyle herhangi bir asteroide gideceğim. Oradan parça getireceğim diye isterseniz bunu yapmanızı destek veriyoruz ve kanun olarak da sizi destekliyoruz. Şeklinde bir şeydi yani bir bakış açısı verdi. Evet. Peki son olarak NASA'da bu koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarında bir gerileme oldu mu? Nasıl etkiledi hem bulunduğunuz şehir Los Angeles'ı ya da NASA'yı? İlk başta ilk bu dedikodular ortaya çıkar çıkmaz zaten NASA Mart'ın ortasında dedi ki bir şey geliyor büyük ihtimalle herkes evden çalışmayı test etsin dediler. Herkes yani bir gün dediler ki bugün kimse işe gelmeyecek. Herkes evden bilgisayarından bakalım bağlantısı çalışıyor mu, bilgisayarı çalışıyor mu, işte şifreleri çalışıyor mu, bilmem ne çalışıyor mu evden çalışmayı test edecekler dediler. Bir gün onu yaptık yani Mart'ın başlarında bunu yaptık. Ondan sonra yavaş yavaş zaten dalga dalga yayılmaya başlayınca sanırım Mart'ın 16'sıydı. Neredeyse tam bir ay oldu. 16'sında bundan sonra tamamen kapıları kapatıyoruz. Kimse bundan sonra içeri giremeyecek. Herkes evden çalışacak dendi. Şu anda herhangi bir kritik misyona, kritik bir iş yapan insanlar haricinde ben dahi içeri giremiyorum. Kapıdan giremiyoruz şu anda. Biz de giremiyoruz. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Önemli bilgiler almış olduk. Astrofizikçi doktor, Los Angeles'ta bulunan Doktor Umut Yıldız'dan gelişmeleri almış olduk değerli izleyiciler.